Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Deutsch Intensiv A1 derslerine başlıyor olacağız arkadaşlar. Intensif ne demek? Intensif arkadaşlar yoğunlaştırılmış demek. Demek ki bu derslerimizde arkadaşlar bizler yoğun bir şekilde pekiştiriyor olacağız daha önceden edinmiş olduğumuz A1 derslerindeki bu bilgileri. Dilerseniz dersimiz başlasın. Deutsch Intensiv A1, A2 dersinin ilkiyle başlayalım. Sayılar. Öncelikle hatırlayacak olursanız 100 neydi arkadaşlar? 100 demekti. 100. Diğer türlü 100'tı, öyle değil mi? Dolayısıyla 100 derken iki türlü söyleyebilirim. 100 ya da 100. 200 diyecek olursak neydi arkadaşlar? 2 derken 2 diyorduk ve ardından 100 kelimesini ekliyorduk. Dolayısıyla 200 derken 200 demiş oluyorduk, öyle değil mi? 200 demek ki 200 demekmiş. 300 diyecek olursak 3 demekti. 100 demek ki 300, 300, 300 demekmiş. 4 hatırlayacak olursanız 4 demekti. 400 diyecek olursak 400 demiş oluyoruz. 500 dediğimizde öncelikle 5 neydi arkadaşlar? 5 demekti. Ardından 100'ı yani 100 kelimesini eklediğimizde 500 dediğimizde 500 dememiz gerekiyor. Demek ki 500 500 demekmiş. 6 neydi arkadaşlar? 6 6 demekti. Dolayısıyla 600 diyecek olursak 600 dememiz gerekiyor. 600 demek ki 600 demekmiş. 700 derken hatırlayalım sayılarda ne görmüştük? 7 olarak sieben'i görmüştük, öyle değil mi? Dolayısıyla 700 diyecek olursak 700 dememiz gerekiyor. Demek ki 700 700 demekmiş. Aynı şekilde 800 diyecek olursak öncelikle 8 neydi? 8 demekti. 800, 800 demek ki 800, 800 demekmiş. 900 derken 9 neydi arkadaşlar? 9 demekti. Dolayısıyla 100 yani 100'ı da eklediğimde ne oluyordu bu arkadaşlar? 900 yani 900, 900 demekmiş. Sonraki sayıya baktığımızda arkadaşlar 1000 dediğimizde ne diyecekmişiz arkadaşlar? Bakın burada 1 yerine buradaki S harfi düşmüş oluyor ve 1000 demiş oluyorum. Aslında bu tıpkı burada olduğu gibi burada 1'daki S düşmüş oluyor ve 100 şeklinde yorumlanıyor. Burada da gene aynı şey söz konusu. Demek ki 1000 denildiğinde 1000 demiş oluyorum. Tek başına ben 1000 diyecek olursam 1000 diyebiliyorum. 10.000 diyecek olursam 10.000'de arkadaşlar 10 neydi? 10 demekti. Dolayısıyla 1000'i de eklediğimde ne olacak bu arkadaşlar? 10.000 yani 10.000 ne oluyormuş arkadaşlar? 10.000 olarak yorumlanmış oluyor. 10.000. Aynı şekilde 100 diyecek olursak neydi 100 arkadaşlar? 100 demekti. Dolayısıyla 100.000 diyebiliyoruz. Bakın burası aynı zamanda 100.000 şeklinde de yorumlanabilirdi. Buraya baktığımızda milyon derken tıpkı güzel Türkçemizde olduğu gibi Almanca'da bu 1 milyon diyecek olursak eine Million şeklinde yorumlanıyor. Demek ki eine Million 1 milyon demekmiş. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. 100, 100, 100, 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400, 500, 500, 600, 600, 700, 700, 800, 800, 900, 900, 1000, 10.000, 10.000, 100.000, 100.000, 1 Million, 1 Million. Şimdi arkadaşlar çeşitli sayıları inceleyelim. Öncelikle 116 ile başlayalım. Evet, 100 neydi arkadaşlar? 100 demekti, öyle değil mi? Dolayısıyla 100 ya da 100 da diyebilirdim pekala. Dolayısıyla 16 ile beraber birleştirmem gerektiği için ne diyeceğim? 116. Evet, demek ki 100 için 100 diyebileceğim gibi 100 da diyebiliyormuşum. Ardından da sonraki sayı olan, yani sayının içerisindeki 16'yı ne yapıyorum? Aynı kelimenin içerisine yerleştiriyorum. Fark ettiyseniz arkadaşlar bu kelimeyi tek bir kelime şeklinde inceliyorum. Yani burada herhangi bir boşluk yok. Dolayısıyla ne diyorum? 116. Tekrar edelim. 116. 116. Demek ki neymiş? 116 demekmiş, değil mi? Hatırlayacak olursanız arkadaşlar sayılar konusunda ne görmüştük? Güzel Türkçemizden farklı olarak belki de hiçbir dünya dillerinde olmayan bir durum bu. Biller hanesi ile onlar hanesi farklı söyleniyordu, öyle değil mi arkadaşlar? Bakın, öncelikle bir 38'e bir bakalım. 38 demem için ne yapıyordum arkadaşlar? Hatırlayalım. Önce 8'i söylüyordum. Ondan sonra 30 diyordum, öyle değil mi? Dolayısıyla ne diyordum 38 diyebilmem için? 38 diyordum. Bu güzel Türkçemizdeki mantıkla ters, öyle değil mi? Dolayısıyla 38, 38 anlamına gelmiş oluyor. Şimdi burada 238 sayısını gördüğümüzde ne yapacağız arkadaşlar? Önce 200'ü söylüyor olacağım. Onun ardından 8'i ve 30'u söylüyor olacağım. Dolayısıyla ne yapacağım arkadaşlar? 200 diyeceğim. Neydi bu? 200. Onun ardından 38 diyeceğim. Dolayısıyla 238. Tekrar edelim. 238. 238. Evet, bu birazcık zaman alabiliyor. Birler hanesiyle onlar hanesini söylüyor olmak, ama emin olun zaman içerisinde buna alışıyor olacaksınız. Sonraki sayıya baktığımızda arkadaşlar 350 sayısını görüyoruz. Burada ne yapacağız arkadaşlar? 300 ve 50 diyeceğim. Dolayısıyla 300 neydi arkadaşlar? 300, ardından da 50, 50. Dolayısıyla 350 demem gerekiyor. Dilerseniz tekrarlayalım. 350. 350. Sonraki sayıya baktığımızda arkadaşlar 474. Evet, güzel Türkçemizde ne diyoruz arkadaşlar? 474. Ancak Almanca'da bu farklı. Ne yapıyorum? 404 ve 70 gibi bir şey diyorum. Dolayısıyla ne yapacağım öncelikle arkadaşlar? 400'ü söylüyor olacağım ki bu neydi? 400. Şimdi ne yapacağım? 4 ve 70 diyeceğim. Dolayısıyla 74. Demek ki 74 neydi? 74 demekti. 400'ü de başa getirdiğimde demek ki 474 demem gerekiyor. Tekrarlayalım. 474. 474. Sonraki sayıya baktığımızda arkadaşlar gene aynı mantık burada da söz konusu. Ne yapacağız? 503 ve 90 gibi, değil mi? Güzel Türkçemize ters düşen bir söyleme şekli. Ne yapacağım? Öncelikle 500'ü söyleyeceğim. Neydi 500? 500 demek ki 500, 500 demekti. Şimdi birler hanesinde neydi? 3 diyeceğim, değil mi? 93 neydi arkadaşlar? 93, öyle değil mi? Dolayısıyla ne yapacağım? 593, yani 593 demem için 593 demem gerekiyor. Tekrarlayalım. 593. 593. Sonraki sayımıza devam edelim. 685'i görüyoruz burada arkadaşlar. Evet, 600 derken ne diyorduk? 600. Dolayısıyla 85 için 85 demem gerekiyor, öyle değil mi? 85. Dolayısıyla 600, 600, 85. Tekrarlayalım. 685. 685. Fark ettiyseniz arkadaşlar burada 85 derken buradaki D'yi mutlaka vurgulamam gerekmiyor. Orada bir ulama şeklinde 85 de diyebilirim. Dolayısıyla orada o D'yi mutlaka vurgulamam gerekmiyor. Dolayısıyla 85 ya da 85 şeklinde yorumlanabiliyor. Dilerseniz bir tekrarlayalım burayı. 685. 685. Bakın fark ettiyseniz aynı şekilde zaten geliyor kulağa. 721 ile devam edelim. 721'de öncelikle ne yapmam gerekiyor? 700'ü söylemem gerekiyor. Dolayısıyla neydi? 700, 700. Dolayısıyla 21'i ardından eklediğimde 21, 721, 721. Tekrarlayalım. 721. 721. Sonraki sayıya baktığımızda arkadaşlar 842'yi görüyoruz. Burada da gene aynı şey söz konusu. Öncelikle 800 neydi 800? 842 derken ne diyeceğim? 42. Öyle değil mi? Dolayısıyla 842. Değil mi? Tekrarlayalım. 842. Şimdi burada da gene bir durum var arkadaşlar. Bu 20, 40, 30 şeklinde gidiyor. Bazı yerlerde bu tık, bazı yerlerde tık şeklinde yorumlanıyor. Her ikisi de doğru arkadaşlar. Bu şekilde yazılıyor. 40 şeklinde yorumlanabileceği gibi 40 şeklinde de yorumlanabilir. Burada herhangi bir aksan söz konusu değil arkadaşlar. Her ikisi de Hochdeutsch'ta geçerliği var. Yani Hochdeutsch neydi arkadaşlar? Yüksek Almanca birebir Hochdeutsch yüksek Almanca, ancak güzel Türkçemizde ne deriz? Güzel Türkçe deriz, öyle değil mi? Yani olması gereken Türkçe deriz. Dolayısıyla Almanca'da da bunun tabiri Hochdeutsch. Dolayısıyla en konuşulması gereken Almanca Hochdeutsch olmuş oluyor. Dolayısıyla 40 diyebileceğim gibi 40'te diyebiliyorum. Dilerseniz bu sayıyı bir tekrarlayalım. 842. 842. 900. Evet, burada 900'ü görüyoruz. Evet, 967 diyecek olursam ne yapacağım arkadaşlar? 900 birler hanesi 67 demem gerekiyor, öyle değil mi? Demek ki 967 derken ne yapacağım? 967 demem gerekiyor. Bunu bir tekrarlayalım arkadaşlar. 967. 967. Arkadaşlar şimdi 4 rakamlı sayılara, yani binlere bir bakalım. Ben sayıları ve yılları farklı şekilde söylüyorum. Öncelikle sayı olarak 1881 sayısına bakalım arkadaşlar. Ne yapacağım burada? Öncelikle bini söylemem gerekiyor. Neydi? 1000. Ben buna 1000 da diyebiliyorum. Onun ardından 800 geliyor. Yani ben şimdi 1800 demek istediğimde ne diyeceğim arkadaşlar? 1800 diyeceğim, değil mi? 1800. Şimdi de 81 diyeceğim. 81 neydi? 81. Dolayısıyla 1881. Bakın burada da gene aynı şekilde davranıyorum. Bu birler ve onlar hanesini, değil mi? Ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Aynı şekilde barındırıyorum. Yani aslında kelimenin sonuna gitmiş oluyor. Olması gerektiği gibi. Öyle değil mi? Dolayısıyla ben 1881 sayısını söylemek istediğimde ne diyecekmişim? 1881. 81. Evet arkadaşlar, böyle uzun gibi gözüküyor. Fark ettiyseniz hiç boşluk bırakmadım. Neden? Çünkü Almanca'da arkadaşlar sayıları boşluksuz olarak iç içe yazmam gerekiyor. Yani ayrı ayrı yazarsam yanlış yapmış olurum. Mutlaka ne yapıyorum? Birleşik bir şekilde yazmam gerekiyor. Dilerseniz bu sayıyı tekrar edelim arkadaşlar. 1881. Tekrarlayalım. 1881. Şimdi arkadaşlar, ben 1881 tarihini söyleyecek olursam, bu yılı söyleyecek olursam ne yaparım? Farklı bir şekilde yorumluyorum arkadaşlar. Sayı olarak yorumladığımdan farklı gidiyor. Nasıl farklı gidiyor? Bakın, burası çok önemli. Öncelikle 18'i telaffuz ediyorum. Ne yapıyormuşum? Demek ki bu bir yılsa 18'i telaffuz ediyorum. 18 neydi arkadaşlar? 18. Öyle değil mi? 18. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar, burası ne oluyor arkadaşlar? Yüzlük haneye denk gelmiş oluyor. Dolayısıyla 100 kelimesini koymam gerekecek. Ne yapıyormuşum demek ki? Öncelikle 18 diyormuşum. Yıllarda 18 diyormuşum. 100 diyorum. Ve gene aynı şekilde 81 diyeceğim. Dolayısıyla ne olacak bu yıl arkadaşlar? 1881. Demek ki ne yapıyormuşum? Öncelikle 18'i telaffuz ediyorum. Neymiş bu? 18 ve 100, 181. Tekrarlayalım arkadaşlar. 1881. 1881. Şimdi de arkadaşlar 1923 sayısına bakalım. Bu bir tarih değil. Nereden anladık? Noktadan anladık değil mi? Bakın, burada da konulmuş. Dolayısıyla 1923 söz gelimi sayı, koli diyeceğim mesela. Ne yapacağım? Tıpkı burada olduğu gibi 1000 ile başlayacağım. Neydi bu? 1000 ya da 1000 de diyebilirdim. Değil mi? 1923 neydi arkadaşlar? 23. Dolayısıyla ne yapacağım? 1923 demem gerekiyor. Dilerseniz bunu da tekrarlayalım. 1923. Tekrar edelim. 1923. Şimdi arkadaşlar 1923 yılına baktığımızda yıl olduğunu nereden anladık? Nokta yok. Öyle değil mi? Dolayısıyla ne yapacağım? Tıpkı burada olduğu gibi, 1881'de olduğu gibi burada da ne yapacağım arkadaşlar? Öncelikle 19'u telaffuz edeceğim. 19 neydi Almanca'da? 19. Öyle değil mi? Dolayısıyla 19, burası 100. Dolayısıyla 1900 değil mi? 123. Ne yapacakmışım demek ki? 1923 denildiğinde demek ki 1923 yılını söylemiş olacağım. Dilerseniz bunu bir tekrar edelim arkadaşlar. 1923. 1923. Demek ki bu 1923 yılını kastetmiş oluyorum. Buraya baktığımızda arkadaşlar 2019, bu yıl olarak değerlendirilebilir, bu bir sayı olarak değerlendirilebilir. Düz şekilde söyleyeyim, artık burada bunu bölümlemeye gerek kalmadan arkadaşlar 2019 tıpkı güzel Türkçemizde olduğu gibi ne yapacağım? 2019 neydi? 19. Dolayısıyla 2019 adet ya da 2019 yılı olarak söylenebilir. Ne yapıyormuşum demek ki? 2019 2019. Bunu bir tekrar edelim arkadaşlar. 2019. 2019. Şimdi arkadaşlar 5 rakamlı sayıyı ben nasıl söylüyorum onu bir inceleyelim. Şimdi arkadaşlar zaman zaman ben nasıl söylüyorum diyor olabilirim. Ancak bu tabii benim kişisel söylemem değil. Almanca bunu söylüyor. Dolayısıyla az önce söylemiş olduğum gibi sayı ve yıl nasıl söylendiğini ayrıntılı şekilde az önce görmüştük. Dolayısıyla bu benim görüşüm değil, yani bu benim söylemim değil. Bu Almanca'nın söylemi olmuş oluyor. Bir sonraki sayıyla şimdi devam edelim. Şimdi burada arkadaşlar 38.546 sayısını görüyoruz. Çok uzun gibi geliyor olabilir size. Ancak güzel Türkçemizde de öyle değil midir arkadaşlar? Şimdi ben bu 38.546 sayısını yazmak istesem ne olur? Baya uzun bir kelimeyle karşılaşabilirim. Dolayısıyla arkadaşlar bu bizim gözümüzü korkutmasın. Şimdi ben bunu Almanca'da tek bir sayı şeklinde yazmam gerektiğinden dolayı fark ettiyseniz hiç aralıksız, boşluksuz yazmışım. Bunu ben şimdi mavi ile ayırıyor olacağım ve siz daha bir görüyor olacaksınız nasıl olduğunu. Şimdi 38.546 sayısını öncelikle Almanca'da ne ile başlatacağım? 38 ile başlatacağım. Öyle değil mi? Dolayısıyla 38 neydi arkadaşlar? 38 değil mi? Öncelikle adım adım gidelim. 38 demek ki 38 dedim ve çizgimi çektim. Şimdi ne yapacağım? 1000 demem gerekiyor. 1000 neydi arkadaşlar? 1000'di. Öyle değil mi? Buraya da şöyle bir çizgi atalım. Dolayısıyla 38 1000, 38 bin dedik. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? 500 diyeceğiz. 500 neydi? 500. Şuraya da şöyle bir çizgi çekelim. 500 demek ki 500 demekti. Bundan sonrası da kolay. Neydi? 46. 46. Şimdi bunu toparladığımızda ne olacak arkadaşlar? 38.546. 38. 1546. Dilerseniz bunu ben şimdi yavaştan söylüyor olacağım. Siz de bunu tekrarlayın arkadaşlar. 38.546. Tekrarlayalım. 38.546. Son iki sayıya bakalım arkadaşlar. Burada bu sefer 6 rakam var. 6 rakam var. Gene aynı mantık burada da söz konusu. Ne yapacağım arkadaşlar? Öncelikle 241 ile başlamam gerekiyor değil mi? 241.918. Tıpkı güzel Türkçemizdeki gibi değil mi arkadaşlar? Ben ne yapıyorum burada? 1000 diyorum. Almanca'da da ne yapıyorum? 1000 demiş oluyorum. Dolayısıyla adım adım gidecek olursak 241 neydi arkadaşlar? 241 değil mi? Buraya bir bölü işareti koyalım. Evet. Demek ki 241 neymiş? 241. Şimdi 1000 diyeceğim. 1000 neydi? 1000'ti. Öyle değil mi? 1000 demekti. 918 diyecek olursak 900 neydi arkadaşlar? 900. Öyle değil mi? Bakın ne kadar kolaylaştı. Ne yapıyorum? 241 demek ki 241 neydi? 241. Dolayısıyla 241 1918. Dilerseniz bunu tekrar edelim arkadaşlar. 241.918. Tekrarlayalım. 241.918. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde sayılar konusunu ayrıntılı şekilde görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.